Aman ormancı. Oğlum ben ben işi hafifletmeye, rahatlatmaya çalıştıkça işler daha da zorlaşıyor. Ya böyle bir şey yok. Böyle ben asfalt dedim, otoban dedim, harfiyatı bıraktım dedim. Abi bu nedir? Kurban olayım ya. Konteynersin sen ya. Bakayım şimdi ne yapıyor ya. Yerlere bak. Yağmur yağdı, çamur. Bu nasıl bir iştir lan? Arkadaşlar. Yok yani bu... Bu işlerin sınırı yok. Gülüyorum sabahtan beri. Yani... Baksana şurada konteynere. Adam buradan... Şurayı karıştırdı ya. Böyle bir şey yok ya. İş makinesi izleyen emekli dayılar gibi şu anda kitleneceğiz abi buraya. Ben de merak ediyorum. Bu nasıl yüklüyor bunları? Sığacak lan oraya, dışarı kaldı o. Ha, yukarı çıkarmaya çalışıyor. Hadi dayı. Herif kürdan gibi oynuyor ama ha. Adam kürdan gibi oynuyor valla. Ya vermedi. Ters kalacak. Dostlar durum bu. Gördüğünüz gibi. Ekmeği kazanmak zor bu zamanda. Nasıl ineceğim ben şimdi aşağıya? Düşmeden etmeden. Çamur yerler hep. Ayakkabıya bak. İş ayakkabısı da sol tarafta kaldı, o da çamur içinde. Yollar. Ne işlere bulaştık ya. Ya bizim belamızı vermiş. Ben buradan inerim aşağıya herhalde. Şöyle yapsam. Bir de şuraya baksam. Üstümü sıçratmadan. Ne yapalım, bari bir su kaynattı da. Oğlum yavaş. Düştük. Çay içelim. Çay diyorum, kahve yapalım. Bak mıcırı getirmiş. Sermemiş ama daha yeni gelmiş herhalde bu. Evet, daha bugün gelmiş. Şansı da yağmur yağdı. Şuradan manevra yapsam var, çok zor olur da. Çok zor, yerler hep bataklık oldu. Geri yine çıkacağım. Bakalım.
Dostlar. Şu mikrofonu da buraya koyayım. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Kameramanım da bu arada Münever. Burada kameramanlık görevini verdim ona. Biz geri geri gideceğiz ama nasıl olacak bilmiyorum. Bir tane de Volvo geldi şimdi. O nasıl olacak onu da bilmiyorum. Buraya toprak değmişler. Bu topraktan sebep geri çıkmam gerekiyor. Değmeden oraya nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Bir an önce bu tamponumuzu vurmayalım. Şöyle yapayım da tamponu ve egzozu vurmayayım. Görüntü biraz sizin için şey olabilir ama dışarıdaki kameradan takviye yaparım. Çünkü biraz sallanabilir ben burada. Çünkü dikkatli bir şekilde bakmam gerekiyor. Şu Volvo'ya bir yol vermem için biraz şuradaki... Allah sıçtık ya burada. O değil, diferansiyeli göreceğiz ya burada. Nalet olsun, harfiyatçılık günlerim geldi aklıma. Yok abi, burada çıkmaz. Şef! This Volvo. I'm parked at Volvo. Şuradan git. Si tu commences un peu, lui, il se met à ma place. Okay, okay. Fransızca da bilmiyoruz ama. Gelsin, arka Volvo var, o yolum kapalı. Bir şey yoksa geri geri çıkacağım ben. Arabayı kıracağız, o değil de. Çok zorlamaya gerek yok şimdi. O da ben vurup diferansiyeli de kırabiliriz. Bir şey yapabiliriz. Zaten burada da fazla aşağı inmeyeyim. Çıkamam vallahi, kalırım buralarda. Volvo gelsin, o geri gitsin oraya. O daha az. Yalnız buraya az önce gelenler de, hep hani ormana gelenler de, yemin ediyorum hep yapılı arabalar. Hani görseniz arabaları içiniz acır. Mesela şu an bir tane Volvo geldi. Şey gibi, ateş gibi. Ondan önce bir tane Scania S-Cabin vardı. 580 vardı. Ben gelirken o ara çekmedim. Scania S-Cabin vardı. Adam şeydi araba. Bufi'den, Bufi diyoruz biz ona. Hollanda'da bir şey firma var da bunda yani dünya para sayıp onlar yaptırmış yani. Çok deli dehşet paralar. Şimdi Volvo'ya için gelsin, yanaşsın da biraz bu tarafa. Ben soldan kaçacağım. Şuradaki çamur, toprak her ne haltsa, yok çıkamıyor da. O da çıkamıyor. Yok abi, biz nasıl bir işteyiz bilmiyorum ki yani. Bilmiyorum abi ya, böyle bir arabayı parçalama, etme, kırma, dökme yerleri buralar. Ben de fazla aşağı inmeyeyim, yoksa geri çıkamam. İyice kalırım. O Volvo da çıkamayacak oraya. Saçma sapan bir şey oldu. Valla da çıkamıyor. Çıkabildi. Bir deneyeyim bakalım. Şöyle bir gideyim de arabanın yan tarafına. Bir bakayım ya, çok saçma bir işler bunlar. Ya o nereden geldi ki o araba? Gelmeseydi şimdi defol gitmiştik buradan ya. Nalet olsun yerden. Evet, tamam, Volvo çıktı. Nasıl bir iş dedi bu arkadaş ya. Biraz daha da yakın aşağı çekeyim de manevram rahat olsun. Ellerim de ıslatıyor. Kaymıyor elleri, şey mi? Kayıyor ellerim yoksa ıslatmayınca. Allah aga, buralar çok tehlikeli ya bizim için. Çok fazla sağa yanaşmayayım, batabilir. Çok sağa yanaşmayayım, batabilir. Benim merak ettiğim şuradan çıkabilir miyim? Şuradaki tombik bir yer var, o da. Oradan çıkabilirsem... Hadi topla. Hadi git de altına da. Oğlum. Bizi nerelere sokuyor bunlar ya? Sağdan biraz gitmem lazım. Arabalara bak, bizlere çektirdikleri eziyetlere bak aga. Ay ay. Abi diferansiyeli kıracağız ya. Şöyle biraz daha ilerleyeyim de. Eski harfiyatçılık günlerim geldi aklıma ya. Yemin ediyorum ya, harfiyatçılık günlerim geldi aklıma.
Şöyle sağdan, şöyle sağdan geleceğim biraz. Biraz kaptıracağım arabayı. Biz bu yerler yüzdü. Scania'mızı yüzdük. Tonaj var abi, tonaj var arabada, hani ciddi tonaj var. Şimdi TC'yi kapatalım, tamam mı? Bu kapatırsam hani patinaj yaptığı zaman kendini engelliyor ya. Onu biraz kapatıp engelleyeyim, biraz gaza asılayım. Scania'nın da böyle çamur olayları biraz gıcıktır Scania'nın. Önünü kaldırayım biraz, vurmayalım. Şimdi güzel gidiyoruz. Yol nerede? Ha, yol sağa doğruymuş. Şef, buraya mı? Ha, düz. Karıştırdım lan. Gelip geldiğim yolu karıştırdım. Şu Volvo'ya bak, benim olduğum arabaya bak. Bize yazık değil mi lan? Yemin ediyorum yazık bize ya. Yemin ediyorum yazık bize ya. Şu arabalar buraya gelir. Bu arada benim dorsalin lastikleri de küçük. İnşallah geri inerken tonaj çok ağır. Şey yapmayız. Tamponu vurmayız. Bir de yolun kenar taraflarına çok fazla kaçırırsanız yüklü araba, Allah korusun, bir düşürdüğünüz mü var ya, sizi yemin ediyorum kimse çıkaramaz. Okey. Yemin ediyorum kimse çıkaramaz sizi buralarda. Vinç çağırırsınız yemin ediyorum. Bir de verirsiniz 1500 euro vinç parası verirsiniz. Ondan sonra. Okey yok lan. Oğlum önceki lastik izlerini gördüm. İyi mi ne? Kanki bu tarafa alma. Okey sen bana bırak. Sen bana bırak. Sen sağ diyorsun, sol diyorsun da. Okey, ne problem senden? Yak be yavrum be. İşler değil bunlar ya. İş değil. Yemin ederim iş değil. Ben şimdi bir de arka tampon değiyorum değmediğimi bakmam lazım. Tampon nasıl birader? Ben bir tampona bakayım. Ya işte işte. Üstümüz, başımız, ayakkabımız, arabamız. Şimdi yarın da bir de yıkama parası vereceğim. Tampon sürtüyor mu yere? Yok, değil mi? Tamam. Sen tampon sürterse elini kaldır, tamam mı bana? Lastiklere bak. Of, of. Parasızdı. Şu lastiklerim halimle bak. İşte biraz Arif Açılık'tan tecrübeli olduğum için nasıl söyleyeyim size, tavana mavana ağaçlar değiyor. Biraz Arif Açılık'tan tecrübeli olduğum için işte orada biraz şey yapıyoruz. Şu önü biraz kalayım da ön tapon değmesin. Şöyle bari bir siz bir orman yolu izleyin. Ulan şey içimden geçti. Ekmeği şarkı o virajları rampala şeyler alırken uğraştırırken hani şey Cansever'in şarkısı geldi aklıma. Ekmeği kazanmak zor bu za. Ha?
Vallahi iç sesim oldu. Ulan dedim ne hallerdeyiz ya. Biz uzun yol, transport falan, kahveler hani. Ya Scania canım benim eteğini tutarak girdi içeriye ya çamura. Yemin ediyorum ya, eteklerini kaldırarak Scania girdi içeriye. Dedi beyefendi ne yapıyorsunuz? Beni nerelere götürüyorsunuz? Türkiye'de biz böyle aksesuar yaparken, böyle araba bu şey diyordum. Böyle aksesuar falan yaparken böyle şeyler söylememiştin bana. Beni kandırdın. Vallahi. Aa, çok kötüydü. İşte neyse kırmadan dökmeden çıktık ya. O da önemli olan o. Vallahi. Valla kardeşim ne bileyim ya, işte yokluktan düşüyoruz buralara yani arkadaşlar, işler biraz dediğim gibi gerçekten bundan önceki birkaç videoda da bahsetmiştim. İşler nasıl diye sorarsanız ciddi anlamda bir sıkıntı var. Genel olarak bir sıkıntı var. Zaten ortalık karışık. Putin oradan saldırıyor, buradan bunlar adamı kışkırtıyor. Bu Fransa'nın bu bir tane Macron muydu, çakal mı neydi? O da oradan götüne neyine güveniyorsa buradan oraya, yok ben öyle yaparım böyle yaparım. Amerika oradan buradan, Türkiye arkada işitçiler falan. Derken nereye gidersek dedik artık huzur kalmadı. Dünyada huzur kalacak yer kalmadı. Ben artık böyle düşünüyorum. Çünkü huzur bulacağımız diye geldiğimiz yerlerde tekrar aynı duyguları hissetmeye başladık. Ve bununla beraber ekonomik kriz de arkasından geliyor. Mesela geçen yıla göre bu yıl gerçekten çok yavaş ve ciddi bir şey yapıyor. Ciddi bir ekonomik darboğaz var. Her alanda var. Transportta da var. Bizim işlerimize de yansıdı bu. Yani düşünün abi konteynerde benim ne işim var burada? Tabii ki bu mal gidecekti konteyner yani. Bu tomruk nereye gidiyordu ya? Çin'e. Çin'e ne işi var? Ya tamam Çin'e gidecekti bu zaten ama biri de götürecekti bunu. Ama en azından bizim seçme durumu, iş seçebilme şeyimiz vardı, durumumuz vardı ve yani hayır ben o işe gitmem falan diyenler oluyordu. Ben de giderim diyen oluyordu. Ama şu an böyle bir pozisyon değil. Bu benim 2012-2013 yıllarındaki harfiyatçılık zamanlarım geldi aklıma. O zamanlar da aynı böyle bir kışın hafif bir kriz ve şey vardı. Böyle yağmur çamur olduğu zaman harfiyat ve mıcır, kum her şey dururdu. Durunca abi otomatik olarak siz de senet sepetinizi ödemek zorundasınız. Aracınız borçlu olduğu için masraflarınız var. Bu süreçte abicim biz ne yapardık? İşte yağmurlu günlerde ya bir iş alabilmek için dışarı çıkardık ve artık adamlar tabii ki harfiyatçılar bu işin fırsatçılığını yapıyorlardı bize. Fiyatları çok düşürüyorlardı ama biz diyorduk ki ya 100 lira da kalsın da bari senet sepet ödeyelim, bir şey yapalım diye işe çıkıyorduk. Öyle saatlerce bu çamurun içinde sıra beklerdik. Böyle patinaj çeke makinenin altına yatardık. Oradan çıkar tekrar çamur içinde çıka giderdik. Yağmur fırtınayla döküm sahasına giderdik. Orada yine aynı mücadele, damper kaldır. Yani mecburiyetlerin kıldığı durumlar var ya, işte şu anki yaşadığım olay da buydu açıkçası. Yoksa buraya gelecek durum değildi yani. Ama şu an çalışmamız lazım. Çalışmamız gerekiyor. Ufaktan böyle işlere gideceğiz. Belli bir kırmadan dökmeden belli bir zaman gitmeye çalışacağım. Ama daha sonrası böylesi hiç tarzım değil. Yani ben bu işi harfiyat yüzünden bıraktım. Böyle bir yere gireceksem damper takar, harfiyatçılık yaparım burada yani. Ciddi ya, çok büyük problem. Ah dayıcım be, sen ben geldim bile, sen bekle, ben büyük arabayım. Normalde aslında onun gelmesi, benim beklemem gerekiyordu ama şimdi biz koca arabayız, bizi şey yapmasın. Tamam. Krallık'a da yoldan kaçmana gerek yok. Dağdı, ormandı. Öyle gidiyoruz. Ben size şimdi yola çıkana kadar bir kendimi bir şok atlatayım da şu yola çıkana kadar ön kamardan size şöyle bir müzik yapabilirsek, telifsiz müzik bulabilirsem size şöyle müzikli bir geçiş yapayım. Ondan sonra tekrar konuşalım. Tekrar buradan çıkınca şey yapınca tekrar konuşalım sizle, olur mu? 30 diyor. Biz kaçta gidiyoruz? 35'te gidiyoruz. Ekmeği kazanmak zor mu? Ulan bulabilsem var ya, onun remixini tarzı bir şeyi bulacağım. Hani telif olmasa var ya, tam böyle kafamdaki şarkıları koyacağım ya, yemin ediyorum sana. Vallahi billahi ya.
Yemin ediyorum ya. Nerelere geldik? Dur ben şu köyün içinde de geçerken de bakayım da yavaş yavaş çekelim de. Valla taksim maksi çıkmasa genel. Bunlar biraz hızlı geliyorlar. Allah Allah. Sıyrılıyoruz sanki buradan. Gibi. Yolun sonu gözüküyordur inşallah. İnşallah. Yani buradan döndüklerine göre. Şimdi şöyle. Osuz bitti diyor. Gözümde sitem var. Bunları YouTube'a mi koyacağım ha? Aha, şu an çekiyorum ben çünkü. Tamam, ses koymayacak mıydın arkaya? Yo, şu an şey yapıyorum. Şu an hem biraz konuşuyorum hem de şey yapıyorum. Tamam, buraları kesersin abi. Ya da sessiz almış koy bir şey. Yükümüz bayağı ağır. 20 ortalama 20 kaç ton demişti? 26 ton falan civarında yük var. Bu da yakıta da yansıyacak tabii. Önümde yaklaşık 530 kilometre yolum var. Yani 6 saat 42 dakika diyor. Ama trafiğiydi, mırafiğiydi. Ona sen 7,5 saatte, hatta 8 saatte oluyor çünkü. Üstüne bir de 45 pause vereceğiz. 45 dakika istirahat için diyorum. Buradan ne bileyim abi, işte gideceğiz akşamleyin. Akşam 20'de, yani 16 var işte ya, ben 20 diyorum yani. Saat 8, akşam 8 ancak varırım buraya. Baksana abi rampalara, bu araba şimdi yakıt içmesinden. Ne ben mi içeyim? 26 tonla. Ben mi içeyim abi, o içmesinde. Epey keskin bir viraj. Yalnız güzel de doğa manzarasıyla beraber oldunuz ha, hadi. Siz iyisiniz de. Güzel bir doğa manzarası oldu böyle de. Bayağıdır hep otobanlardan gidiyorduk biliyorsunuz, şehir içi, o tarz videolar çekiyorduk. Böyle de biraz doğa içinde en azından siz de köy kasaba, Fransa köy kasabalarını görmüş oldunuz. Daha ne kadar rampa çıkacağım çok merak ediyorum. Vallahi billahi. Hani Norveç diyordum ya. Norveç yollarında araç kullanmak istiyorum diyordum. Al işte sana. Baksana. Norveç vari rampalar. Güzel bir şey değil ama ya işte yakıt olunca. Şoför olsam sıkıntı yok da. Ha? Aynen öyle. Şimdi şey olunca. Şimdi yakıt bizden şey yapınca buralar var. Tam böyle diferansiyel kırma yerleri. Allah korusun. Hem viraj, hem keskin bir viraj, hem de yükün ağır olması, hem de böyle meyilli olması çok tehlikeli araç için. Ama kızımız gidiyor yolda valla. Adamlar burada yaşıyorlar ya Minever. Adamlar burada yaşıyor. Ne güzel ya. Valla. Şey gibi, köy hayatı isteyen 25 yıllık devlet memuru gibi konuştum ama. Güzel be abi. Baksana adamlar köyün meydanını nasıl yapmışlar. Tertemiz değil mi? Köy, bizim köy. Akan çeşmeleri varmış. Suyumuz yoktu. Hatırlamıyor musun? Ya ver, ben mi düşündüm böyle şeyleri ya? Ben de görünce zaten aklıma geldi. Hemen suyumuz var. Bidonumuz vardı. Suyumuz bitikti. Köy suyu alalım değil mi? Şu da lastiklerime bakar mısınız beyler? Biz ki ya ne bileyim ya. Bu buradan geçer mi? Vallahi çeşmenin başına varmaz olaydım. Elinden bir oha ya. Köy suyu ya. Şeyi lastiklerimi yıkasam ya abi, bu ne oluyor? Gerçi şimdi ben çıkacağım, yağmur yağar ya. O gün lastik maske temizleriz, zaten yıkatacağım ya. Cumartesi günü yıkatırım arabayı. Ya çok güzel ya. Biz de suyu nereden alırız diye düşünüyorduk. Benzinlik falan bakıyorduk Münever'le. Abi şu hale bak ya. Lastiklerim haline bak ya.
Kova olsaydı kovam yok. Kova olsa fırçam var. Arabam, arabacığım orada şey oldu. Şimdi iyice temizleyeyim de eski sudan eser kalmasın. İçmelik mi lan bu? Valla bilmiyorum, biraz hafif. İyi, iyi, güzel. Aa bak, içilmez diyor zaten. Öyle mi diyor? Yani orada içilmez diyor ama oradaki suyu mu içilir? Bu su içilir mi? Ya zaten bulaşık yıkıyorum ben bunda, bir şey yaptığım yok. Şimdi suyumuz var. Bulaşık yapacağız. Şey, bulaşık falan yıkıyoruz ya o sebepten ötürü. Hey yavrum benim be. Şey gibi, bunu kapatırken musluk kapatasım geldi. Ulan israf oluyor be. Afrika'da binlerce insan bu suyu bekliyor be. Burada boş akıyor. Adaletsiz düzen. Adaletsiz dünya. Vallahi adaletsiz dünya. İnsanlar su beklerken burada boş akıyor. Bidona şimdilik böyle bir yer buldum. Ama ona ekstra şey yapacağım. Yani ben burada pek görüntü olarak hoşuma gitmedi ama işimizi görmek anlamında bayağı bir faydası var. Tamam. Sen de burada dur. Tamam. Yine bir arabanın etrafını gezeyim de bir şey var mı yok mu? Tamponları koruduk ya, Allah şükür bir şey olmadı. Kırmadık, dökmedik. Suyumuzu da aldık. Yalnız insan yok. Köy var. Her şey güzel, tamam da insanlar nerede? Ne güzel evler var ya. Çok güzel evler var da gerçekten terk edilmiş. Terk edilmiş gibi ya yani. Değil mi? Bizim köylerimiz olsa biraz cıvıl cıvıl oluyor. İnsanlar böyle falan, çoluk çocuk burada geziyor. Çocuk oynardı, bir şey olurdu. Bunlar neredeler? Böyle de ruhsuz köy olmaz ki kardeşim. İnsan gece yürümeye korkar burada ya. Çok güzel Fransa'nın köyü ya. Evlerini yoksa bu evler ya, yani 100 yıllık vardır ha, değil mi? Bayağı eski yapıtları mı? Eski yani. Abi çoğu da restore edilmiş bence üstlerinde. Yoksa bunlar bayağı eski. Of. Hayvancılık yapmıyorlar muhtemelen. Tarımlı mı? Tarım abi. Bak adamların tarlaları, bağları, bahçe, bir sürü tarlalar var bunların ya. Bizim gibi değil ki abi adamlar. Röterler çekelim mi? Var ya öyle. Röterler sesi yapalım abi. Bizim röterden sesi yok. Yavaş. İyiydi o. Yavaş. Hadi bakalım, ben müzik açayım, şöyle yolda siz takip edin. Ondan sonra devam ederiz muhabbetimize. Şöyle keskin bir viraj. Bir tane ileride var, keskin bir viraj var ha. Şu haritada bakıyorum da şöyle bir viraj var. İnşallah orada bir sıkıntı yoktur. Evet dostlar. Evet dostlar deyip böyle bir boğazıma takılır asadır. Tükürüğü boğulacaktım az daha. Kendi tükürüğünde boğulan adam. Ay. Arkadaşlar şimdi Fransa'yı bilmiyorum, şunun şarjı gidebildiği kadar ben zaten oradaki manzara... Yavaş lan, nasıl rüzgar var öyle? Evet, çok fena rüzgar var. Şey var şimdi, Fransa'yı bitirmek üzereyim. Yaklaşık son bir 40-30 kilometrem kaldı. Lüksemburg'a gireceğim. Bir Fransa'ya bir elveda diyelim. Ondan sonra buradaki görüntü, yani benim kafamdaki görüntü biraz şey olduğu için alan, yani şurada yaptığım bu şeyi, şu çirkin görüntüyü şey yaptığınız için tam istediğimiz gibi bir açıda göremediğim için şehri, ben de tabii ki oradaki bir kamerayla takviye yapıyorum. Şu anda muhtemelen oradan göreceksiniz. İki kamerayla kombine etmeye çalışıyorum. Dostlar Fransa'dan yükledik, işte geldik, görüyorsunuz. İşte tomruktu momruktu, ne işlere bulaştığımızı görüyorsunuz. Tekrar söylediğim gibi bu işlere devam edeceğiz. Ben tabii bu süreçte neden buradayım, neden bu arabadayım diye... Güzel kilise değil mi? Bayılıyorum.
neden bu araçtayım diye düşünüyorsanız, çukur var ya, Scania bütün yerleri hissediyor. Şöyle bir durum var. Hadi baba geç. Geç. Bas. Benim şimdi biraz Münevver'e, bu araçta Münevver çalışacak. Münevver kardeşimizle çalışacağı için biraz onunla beraber gidip geliyoruz. Yol gösteriyoruz. İşte sistemdeki tiyolarla beraber bazı ayrıntıları anlatmaya çalışıyorum ama Münevver kendi sürünce daha iyi anlayacak. Çünkü anlatmakta da bazen olmuyor. Hepimiz de biliyoruz ki yıllarca okuduğumuz okullarda öğrendiğimiz bilgileri hiç zaman iyi bir iş yerinde pratik olarak yansımamıştır. Doğru mu? Bununla beraber stajda genelde, yani düşünsenize okuyorsunuz yani, veya atıyorum liseye geldiniz. Branşınız ne? Elektrik. İşte hoca anlatır oğlum, eksi artı buraya koyarsanız bu patlar gümler falan, şu amperde şu mini bilmem neydi, ben tıpkı elektrik tabirlerini bilmiyorum. Bu tabirleri böyle kitaba yazarsınız. Sınavlara girersiniz, yazılıya girersiniz falandı filandı. Abi kafa trilyon. Staja bir gelirsiniz. Gidersiniz bir iş yeri, bir atölye, bir fabrika, staja bir başlarsınız. Oradaki yıllarını vermiş ustaların sana göstereceği artık bir senelik stajla o 3 yıl okuduğun okul birbirine denk geliyor. Hatta daha çok bilgi öğreniyorsun. Pratik her zaman daha iyidir. O yüzden Münevver'de de biz bunu yapacağız. Münevver kardeşim kendisi gidecek. Kendisi, oğlum ne kadar rüzgar var yani, tamam yeter. Ondan sonra bu süreçte Münevver kendisi gidecek. Ben ondan sonra tekrar eski sisteme, eski işime döneceğim. DAF'ı nerede diye sorarsanız, DAF tekrar yine eski sistemde, Hollanda'da sebze meyve yüklemekle meşgul. Oradan devam ediyor arkadaşımız. Bir arkadaşımız var onun üzerinde, çalışıyor. Münevver kardeşim de böyle devam edecek. Ben de tekrar kendi diğer firmama devam edeceğim konteynerda. Bu güzergah nasıl bir güzergah derseniz, Fransa biraz rampalı ve inmeli çıkmalı bir yol. Yalnız tabii şu anda izliyorsanız, şu alanda izleyen arkadaşlarımız, bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa, benim bir problemim var ve bunu çözemiyoruz burada. Servise götürdüm, çözemedik. Tamirciler var. Kaç kişiyle onlarla yapamadık bu işi. Nedendir? Nasıl oldu? Yani en azından bilen arkadaşlar bu konuda, Scania kullanmış, Scania bilen, tamir ettirmiş, tamirciyle alakalı ilişkileri olan arkadaşlardan yorum bekliyorum. Çünkü çok önemli benim için. Bunu Instagram'da da şey yapacağım. Çözemiyoruz olayı. Şöyle bir şey var dostlar. Ben Türkiye'ye geldiğimde biliyorsunuz motoru sökmedim ama birçok parçayı yeniledim. Parçaları değiştirdim, bakımlarını yaptım. Bunlardan bir tanesi de rotardardı. Rotardarı söktük içini. Orada bilenler bilir. İçinde yağ müşülleri vardır iki tane. Bunlar Scania'da hastalıktır. Düşer çoğunda. Belli bir kilometre geldikten sonra düşüyor. O yerinden yuvasına çıkıyor. Ve rotardar çok düşük basınç yapıyor. Biz onları, o müşülleri tekrar yerine, torna tesviye falan oturttuk yerine. Yağını koyduk. Fakat ben oradan çıkınca denemedim. Yani çekiciyle orada Selçuk'tan oraya geldiğimiz için, Seltrak'a arabanın biliyorsunuz aksesuarlarını yapacaktık. Bu aksesuarları yapacağımız için hiç denemedim. Çekiciyle rotada bir kullanmayacağım için aklıma da gelmedi. Orada da yaklaşık 100 km yol geldim şeye. İşte biliyorsunuz tampon vampon yaptırdık, bir şeyler yaptırdık. Orada elektrik tesisatıyla da tabii oynadık biraz. Yani işte arka yukarılara stopları koyma, parkları koyma, arka stoplarını komple değiştirdik, yeni bir tesisat çektik falan, böyle bir oynadık arabayı biraz ayarlarıyla. Şimdi tabii burada yola çıktıktan sonra şunu anladım. Hatta aslında bir videom var benim de, ben vefasız YouTuber var ya. Ben oradan çıkınca Dorsey'i taktım ve İzmir'e yüklemeye gittim. Yüklemeye gidip o arabayı da oradan alıp Çanakkale üzerinden de Kapıkule'ye götürüp arkadaşıma teslim ettim. Yani ben o zaman işlerim vardı Türkiye'de, başka arkadaşa teslim edip gönderdik arkadaşı. Bu süreçleri ben çektim, hala da hardiskimde durur ve ben neden o videoyu koymuyorum, neden size onu yansıtmıyorum anlamıyorum. Yani nasıl bir YouTuber'ım, nasıl bir sorumsuz YouTuber'lık yapıyorum ben, çözemedim. Aga kendimi de çözemedim. Hiçbir şey çözemedim ama o videoyu da koyarım. Orada zaten olayı anlamıştım. Hatta Dorsey'i taktım, arabayı da yaptık böyle alacalı bulacalı. Abi çıktık, o zaten Gebze'den Orhan Gazi Köprüsü'ne doğru böyle tatlı rampalar vardır. Hafiften yağmurluydu. Ben dedim şu rotörleri çekeyim de bakayım nasıl oluyor falan. Rotörlere bir tıktım, dedim abi araba şöyle bir şey yapıyor. Şimdi ben size örneğini göstereceğim. Bilen lütfen yorum atsın.
veya bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlarına bir sorsunlar. Çünkü bunu çözmem lazım. Bu arabaların frenleri yok. Scania'nın freni çok iyi değildir. Bilen bilir başlığı altında tekrar söylüyorum. Scania'nın freni olmadığı için bu adamlar demiş ki o zaman orijinal şöyle kababa bir tane Rotterdam koyalım ki ya, frene destek olsun. Şimdi Rotterdam da çalışmayınca bizim abi frene yükleniyoruz. Sürekli ön diskler, çekici, yani arabaya yükleniyoruz açıkçası. Çok da arabayı yıpratıyoruz. Hele hele Fransa yollarında çok fark ediyorum. Hollanda yollarında çok fazla sıkıntı yoktu. Düzdü. Belçika yolları düzdü. Ama bu Fransa yolları dalmalı, çıkmalı olduğu için Rotterdam kendisi istiyor. Talep ediyor bizden ama biz bu talebi gerçekleştiremiyoruz. Yani lütfen arkadaşlar. Şimdi ben bir örnek göstereceğim de rampa aşağıya inmeyi bekliyorum size. Arabam 50 kilometre, 60 kilometreyi geçtikten sonra o zamana kadar her şey normal. 1, 2, 3, 4, 5 tık 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 çekiyorum. Rotterdam devreye giriyor. Ama 60 kilometrin üstünde 70, 80, 90 artık 100 Allah ne verdiyse indiğimde Rotterdam şu an devrede. Bakın şu an devrede. Biraz rampa aşağı gaz vereyim. Şimdi çekince tabi arabada yük de var biraz. Normalde boşken daha çok hissettiriyor. Tek diş çekiyorum abi. Şu an bak yığdı ESP fonksiyonu diyor. Solda bir arıza şeye çıktı. Yani şöyle yapıyor. Bir diş çıktı mı 5. dişe çeker gibi fazla asılıyor. Ki şu an yük olduğu için hissediyor. Şu anda 26 ton yük olduğu için fazla kendini hissettirmiyor. Yine iyi kötü böyle ittiriyor. Normalde atıyorum 20 tonla bile, 18 tonla bile, 17 tonla bile frene bastın mı araba böyle resmen kaydıracak gibi kendini sağa sola atıyor. Yani çok yüksek bir basınçta tutma yapıyor. Tek diş çekiyorum ya hep topu. Tek diş. Bunun basıncını düşürdüm. Bunların yağ basınç şeyleri vardır böyle Rotterdam'a. Onları düşürdüm. Yine fayda etmedi. Yani bir elektriksel bir problem mi? Rotterdam'dan kaynaklanan bir problem mi? Beyinden kaynaklanan bir problem mi? Ya çözemiyoruz ya. Kaç kişiye bunu yaptım? Buradaki servislere götürdüm. Çözemediler abi. Çözemediler. Yani çok saçma bir durum yani. Çok. Onu lütfen bilgisi olan arkadaşlar varsa bana yardımcı olsun. Tek diş çekiyorum. 5. dişe geliyor. Yani boş araba da arabanın arkası sağa sola gidiyor. Ben size o videoyu da koyacağım. Şu an burada değil. Yani onu hazırlayıp montajını yapacağım. Biraz geriden gelmiş olacak ama o İzmir'e gittiğim video domates yükleme gitmiştim. O videoyu koyduğumda daha iyi. O zaman o Kaz Dağları'na falan çıkmıştım. Oradan aşağı Çanakkale, Malakaya falan doğru inerken daha çok çekiyordum. Hatta o zaman da o olayı daha yeni yeni yaptığım için böyle olayın şokundaydım. Lan bu niye böyle yapar? Neden öyle yapar? Bayağı bir kahrolmuştum ve o kahrolma hala devam ediyor. Ben devam ediyorum. Hadi ben böyle idare ediyorum da şimdi Münevver kullanacak bu arabayı ve Rotterdam'a çok ihtiyacı olacak. Ben iyi kötü anlayabiliyorum. Hani yani Münevver tabii daha anlaması gereken bazı şeyler var. Öğrenecek bazı güzel şeylerken sürdükçe öğrenecek. O süreç sonunda da yoruluyor yani. Rotterdam olmayınca sırf fren, motor freni arabayı çok yoruyor. Motor freni de çok fazla uzun süre kullandığımız zaman bu sefer de motor yağına eksiltme yapıyor. Hani bunu takip eden arızalar da birbirine götürür yani bu böyle. O yüzden bunu çözmem lazım. Evet. Lüksemburg'a az kaldı. Yani ne kadar kaldı diye düşünüyorsak da bakayım hemen kaç kilometre kalmış. 37 ekran televizyonumuzun sınırı geçmeye 6 kilometre kalmış. Evet. Yaklaşık 5 dakika sonra Lüksemburg'a gireceğiz. Ondan sonra Lüksemburg'a çok fazla yol yapmıyorum. Orada yaklaşık bir 30 kilometre yol gidiyorum. Zaten ülkenin epi topu 50-60 kilometre. Nasıl bir ülkeyse abi yani 50-60 kilometre ülke mi olur ya? Böyle bir şey. Ben anlamadım yani bunu niye ya? Ya niye yaptınız ki o zaman? Yapmayaydınız kardeşim ya. Abi Lüksemburg diye bir ülke var. Kendileri çok zenginler efendim. Zenginlerin böyle toplanıp birleşip kurdukları bir ülke diyelim buraya. Kendi kolonilerini oluşturmuşlar. Bizim gibi fakirleri sokmuyorlar. Hatta girerken çıkarken bile ücret alıyorlar. Burada o kadar çok güzel bir gelir dağılımı ve gelir var ki adamların ulaşımı bile herhalde benim bildiğim kadar yanlış bilgi vermeyeyim ama %60'ı %70'i ücretsiz diye biliyorum. Ulaşımdan bahsediyoruz. Düşünün yani bir ülkenin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi veya belediye veya iç hizmetler diyelim. Gelir kaynağı yakıt ulaşım olduğunu düşünürsek adamlar bunun için oğlum benim alnım yine ağrıyor ya. Ücret almıyorlar. Böyle de bonkör cömert bir ülke. Ama nasıl yani bir ülke konusunda çok fazla araştırma yapmadım. Burada lotto biçim için belgesel çekmeyeyim. Merak edenler zaten Lüksemburg'la alakalı birçok
bilgi var. Ülke Almanya, Belçika ve Fransa arasında böyle bir yerde, bir toprak. Yani 50-60 kilometrelik bir yer ve buna bir ülke demişler. Acayip bir şey. Ben de zaten orada bir 30 kilometre yol ya gidiyorum ya gitmiyorum ya 20-30 kilometre yol girip de tekrar Fransa'dan çıkıp Lüksemburg'dan Belçika'ya giriyorum. Böyle bir durum söz konusu. Biraz da gevezelik yapıyorum ki sınıra kadar beraber gidelim. Ben iki her iki kamerayı kapatmak zorunda kalmayayım. Arabaya bayan bindiğinden nasıl belli hemen değil mi kendine? Arkadaşımızın bir ismi var mı? Şu an bir isim koymadık mı? Hayır. Ben de böyle bu tür şeylere pek isim koymayı seven bir insan değilim. Böyle arabalarına isim koymak ya da işte ne bileyim bir cisme isim koymak. İsim babası olmak konusunda abi hiçbir şeyim yok yani, hevesim de yok. Koymak da istemiyorum. Valla ismini siz kendiniz koyun. Adı ne olsun. Şimdi orada da koyacaklar bu görüntüye bakarken içeri diyecekler Natasha. Ya da bizim var öyle çocuklar. Abi Natasha olsun abi. He? Yani Cindy, bebekten Cindy'ye çıkabiliriz biz ona ama bir şey demeye gerek yok ya. Orada beni izliyor. Bakışıyoruz böyle. Ama bu kadar yerleşmişim ya. Millet neler yapıyor. Sen hatırlıyorum da küçükken bile abi babamın arabasını, süsler, aksesuarlar falan çok hevesliydim. Evet. Şeyden ben de gördüm mesela Mars'ta gördüm. Bayağı arabanın içine yapıp gidiyorlar falan. Ben bir burayı yitirdim yani ben de. Evet, yanlarda böyle Münevver boyunda bir ayıcı koyup böyle. Hatta şimdi yeni yeni Türkiye'de arkadaşlar görüyorum, arabalarında kedi falan köpek gezdiriyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Güzel bir durum. Tabii ki artık onun tüyüyle, kılı pisiyle uğraşmak ne kadar zordur, kolaydır bilemem ama bu sonuçta bu yaratıkları seviyorsanız ona katlanacaksınız. Çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Ben de biliyorsunuz zamanında Arthur'la gezmiştim. Arthur'la beraber yol yapmıştık. O zaman yavruydu, tüy falan dökmüyordu. Usluydu. Sadece tuvaleti muvaleti çıkartıyordum dışarıya. Ama daha sonra büyüdü. 60 kiloluk, 50-60 kiloluk bir hayvan olunca adamı kaldıramıyorum ya Münevver. Bir ara ben burada götürdüm biliyor musun? 2-3 gün yanımda götürdüm. Kaldıramadım yerinden. Kaldıramıyorum herifi yani, anladın mı? Biz bir zahmet Arthur Bey şey yapar mısınız falan deyip böyle Arthur'u artık insani muamele... İlişkin de ama mesela hani kaldıracaksın ya da bir çuvala sen de... Senle aşağı indiriyorum zar zor. Kucağımda sırtımda falan böyle çuval... un çuval taşı gibi aşağı indiriyorum. Tamam mı? Hani tuvaletini falan yapsın diye. Sonra çıkarttıkken hadi oğlum diyorum hani en azından ön patilerini yukarı kaldırıp ya götünden kaldırıp yukarı çıkaracağım. Abi herif bana bakıyor kucağına al beni diye. 60 kilosun. Lan oğlum 60 kilosun yani sen bir... Şu anda senin kilonda olan bir sürü insan var yani. Siz gittiniz zaten, ben Arthur falan gezdirirken o beni gezdiriyordu. Ben de aynı kiloda... Evet, biz bir ara Avrupa'ya geldik çıktığımızda, İngiltere'ye falan çıktığımızda bir süre Münevver kardeşimiz ona bakıyordu. Bu arada Lüksemburg'a girdik yani an itibariyle Lüksemburg'a girdik. O ara Münevver bakıyordu bir süre, biz onun evrak işlerini falan yaparken Münevver sağ olsun bayağı bakıyordu ama köpek mi Münevver'i gezdiriyor, Münevver mi köpeği gezdiriyor konusunda sürekli hep videolardan tartışma konusu oluyordu bizim kendi aramızda. Çünkü baktığımız zaman köpek ne yönetmek istiyorsa Münevver'i oraya götürüyordu. Münevver sadece tasma tutmakla... Ama nasıl biliyor musun abi? Bir de Münevver'i asılıyor, hızlara gidemek istiyor. Ben onu tutuyorum. Dışarıdan bize bakan şeyi zannediyor. Ya bu kız bu köpeği zor zapt ediyor galiba falan diye. Yani. Nitekim de öyle oluyordu yani. Derken böyle arkadaşlar Lüksemburg'a girdik. Lüksemburg'da Fransa'dan pek bir farkı yok. Şu anda Lüksemburg'un şehrin içerisinden gitmediğimiz için size ekstra şu binasıdır, şu kilisesidir ya da şöyle yemek yiyorlar, şöyle biliyorsun biz gezginci değiliz. Tır şoförüyüz. Genelde böyle ana caddelerden gideriz. Ana caddelerin otobanlarda gidiyoruz. Otobanların da şehirlerin içerisinde çok fazla geçmediği için o yüzden çok detaya ayrıntıya inemiyoruz. Tabii ki yük yükleriz, yük bindiriz. Ufak tefek şeyler gösteririz. Yani Lüksemburg, hani bakın şöyle, ben mesela girdim ülkeye değil mi? Ne kadar sonra ülkeden çıkacağım ben sınırı göstereyim size. 31 kilometre sonra şurada sınırdan çıkıyorum. Yani bu kadar. Bu kadar. Hani bir arkadaşa bakıp çıkıyoruz gibi derler yani. Bara kafaya girmeye çalışan arkadaşlar var ya böyle, abi bir arkadaşa bakacaktım falan. Biz de burada bir arkadaşa bakıp çıkıyoruz hemen. Çok fazla durmuyoruz. Durmak da istemiyoruz. Zaten burada zaten şey de yok. Girişte benzinlik var. Ülkenin çıkışında benzinlik var. Bir de şey var Münevver, sen bilir misin bilmezsin de İsviçre mesela çok enteresandır bu konuda. İsviçre de büyük bir ülkedir ama böyle tırla alakalı kapılara girersiniz yani Almanya'dan
İsviçre'ye girdiğinizi düşün. Biz onlara kapı diyoruz yani sınır. Sınır kapısına girerken arkadaşlar akşam saat 10'dan sonra kapıyı kapatıyorlar. Yani ülke kendini kapatıyor. Saat 10'dan sonra abi yok giriş çıkış yasak. Böyle bir sistemleri var. Yani mesela İsviçre'nin de öyle bir durumu var. Saat 10'dan sonra kapı kapanıyor. Giremiyorsunuz. Abi ben kaldım falan diyorsun dışarıda. Yok abi sen bekle sabah saat 7'de mi artık bilmiyorum. Ben İsviçre'ye daha gitmedim ama bir gün gitmek nasip olur inşallah. O zaman size anlatırım. Mars'ın senin meslekten arkadaşlar. Meslektaş. Artı iş arkadaşlarınız. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Biz de biraz haftan ileride karnımız acıkmaya başlayınca zaten 50 dakika sonra duracağız bir yerde. Öyle böyle bir şeyler ufaktan atıştırma yaparken de yine açar bir iki muhabbet ederiz. Tamam. Hadi görüşürüz. Aparatif hızlı ne yapabiliriz diye 30 dakikaya ne sığdırabiliriz diye bir şey yaptık da. Münevver kardeşimle tost yapacağız. Kaşarımız biraz az kalmıştı. İkiye bölüp böyle yapıyoruz. Ekmeğimizi ikiye bölüp yapıyoruz. Böyle yani. Ekmeğimiz az kaldı ama Belçika'ya gidiyoruz zaten. Akşam Münevver'e gideceğimiz için malzemelerimizi yine yenileyebiliriz. Efe Paşa bu arada oruç tutan arkadaşlara artık Allah kabul etsin diyoruz. Biz yollarda olduğumuz için düzensiz yemek, düzensiz seyahatlerin arkasına sığınaraktan günahı sebebi herkesin kendine olsun. Allah razı olsun. Ha bu arada sosu da dökecektim. Bu arada tüp çok açtım ha. Ha diyeceksiniz bak tüpü açarken camları falan açıyoruz arkadaşlar ki gaz. Yok seni açmaya gerek yok benim buradan gidiyorsan. Böyle karışık bir şeyler yap. Yemeye çalışıyoruz. Akşam zaten 8-9 gibi eve gidebilirsek o süreçte zaten ben bunu nereye koyacaktım? Şöyle yapayım bekle. Sen yer kaçma kaçma. Şuraya mı koysam? Yok şuraya koysan iyi. Yakmadık inşallah. Hafif yanmış olsun güzel olur. Şimdi tereyağı da aslında böyle sürmek lazım da uğraşamayız koku moku çıkar. Şu anda var olan bir şeyi burada elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yapıp çıkacağız bu işin içinden. Münevver'de böyle orman kanunlarına alışıyor. Çok çabuk uyum sağladım yalnız değil mi? Tabii tabii. Hızlı bir şekilde uyum sağlayacaksın tabii ki. Bir tane daha yapayım da sonra ekmeklerimizde en azından ondan sonra karnımızı iki tane doyurur herhalde minik ya. Ne diyorsun? Tane tutar bizi eve kadar ya. İki tane tutar bize abi. Bak kaşar da varmış. Bir tane daha aç kaşar attı. İyi mi? Orada küçük ekmekler var mı? Olmazsa çıkar mı bir tane daha bence ekmek? Bence lüzum yoktu. O zaten üstüne gelecek. O zaman sana bir söyleyeyim mi? Çift kaşarlı, torpilli ikimi yapalım. Senin olsun ya. Allah o torpilliydi yani. Böyle üçe bölebilirim bunu. Gitti zaten ama bir zamanda düşünseydik hesabını yapsaydık. Yok burada yani diyelim. Oo çıktı. Çift kaşarlı. Öyle mi diyorlar? Ulan ne pahalı lan o hastanelerde Türkiye'de. Şeylerde, hastanelerde falan tost most işleri var ya Allah göstermesin. Zaten hastalık yüzünden düşmüşsün oraya ya da bir yakını düşmüş. Bir de gidiyorsun Allah oradaki kantine düşürüyor insana. Öyle mi? Bir bardak çay kaç para bir şey. Şimdi diyeceksin ki tabii ki abi o adamlar yani kirasına kadar o adamlar dünya kadar ihaleye giriyorlar orada para alıyorlar. Ya ama bir düzensizlik var yani ihale neden o kadar pahalı? O adamlar neden öyle 200 liraya tost satıyorlar? Bunun çok yanlıştı sence. Evet bunu artık çıkarma zamanı geldi. Hey, çıkaralım. Neden ihale o kadar pahalı? Neden o kadar pahalıya tost satılıyor? Yani her şey aslında en başından hesap düzgün olsaydı koyuyor ya. Hesap en başından düzgün olsaydı da 200 liraya şuraya 200 lira tost mu olur ya? Allah göstermesin ya. Zaten hastanın için düşmüşsün oraya bir sürü uğraş veriyorsun, bir sürü derde sıkıntı uğraşıyorsun. Bir de karnın az bir acıktı. Bazı hastanelerde de falan böyle yakında bir şey de yok. Mecbursun yani, değil mi? Çay yedi, may yedi, bir kahve yedi falan. Bittin ya. Okullarda şu anda tost kaç para çocuklar? Gençler bilirler. Onlar kaç alıyorsunuz siz? Böyle bir tost kaça yapıyorsunuz yani okulda? Merak ediyorum. Hadi bakalım ben yiyeyim de siz onu sonra şey yaparsınız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Acayip duruyor be. Yanıyor. Hadi görüşürüz. Dostlar Antwerp'e girmiş bulunmaktayız. Şimdi biraz sonra buradan çıkış yapacağız ve biraz yakıt takviyesi yapmam lazım. Sonra limana gireceğiz, konteynere bırakacağız. Sonra herkes evine dağılsın. Artık çok trafik var bugün. Yarın tatil var burada cuma. Cumartesi, pazar da tatil. Pazartesi de tatil. 4 gün olduğu için şu anda insanlar sağ sola kaçışıyorlar. Yani havaya güzel kampa gidenleri var. İşte başka ülkeye giden işte Hollanda'ya buradan çıkıyor. Hollanda'ya gideni var, Almanya'ya gideni var. Millet sağa sola kaçışıyor. Kaçışınca da bu şekilde şöyle telif yemeyelim de.
Onun ceremesini biz çekiyoruz. Bayağı da trafikteyiz böyle, tünelde münelde falan. İşin kötü tarafı yakıtımızın ışığı yandı. Benim hesaplamalarıma göre götürüyordu ama biraz ağır geldi yük. Yakıt alacağımız yer burası. Ya bizim orada, benim evim orada doğru. Orada yakıt takviyesi yapacağım. Ondan sonra şu konteyneri bırakalım. Buranın tatilleri çok dağınık. Yıl içerisinde değişik zamanlarda yapılıyor. Mesela atıyorum bir bakıyorsun salı günü, çarşamba günü ya da ne bileyim bakıyorsun cuma günü. Yani bizde nasıl 9 gün tatil falan veriliyor ya, ya da 6 ay, 6 ay diyorum 6 gün. Abi bunlar da işte dağınık. Yani bir gün bir bakıyorsun Mart'ta var, Nisan'da var, Haziran'da var, Temmuz'da yok, Ağustos'ta var. Araya böyle serpiştirmişler tatillerini. Tabii onların da özel günleri. Burada artık İsa ne oluyor bilmiyorum şu anda. İsa'ya bir şeyler olmuş. Onun bir şeyini yapıyorlar. Yani ya kutluyorlar ya yastalar. İkisinden biri yani. Bunların tatili bu oluyor. Ya ya yastal oluyorlar ya kutluyorlar. Ondan sebep tatil oluyor. Bekliyoruz bakalım biz de. Şimdi çıktık buradan. Artık Antwerpen ringinden. Buradan benzinliğe doğru gidelim. Hadi orada görüşürüz yine. Evet, yakıt alıyoruz. Yakıt da bu ara 1.7 olmuş. Bakalım, bir sol yap bakayım. Çok acayip bir şey ya. Böyle ilk defa bir yere gelmeyi var, hiç sevmiyorum. Ama ondan sonra açılıyor. Acaba bunlar mı alacak bizden bunu, minivar? Bunlar gibi geliyorlar. Vallahi mı? Tek tane, tek bir şey var bunlarda. Bunlar olmaz bu. Yani makine de yok ortada. Aa, makine burada. Geldi makine. Bizim normalde orada durmamız gerekiyor galiba herhalde. İlk defa geliyoruz, ne bileyim abi. Sola doğru yavaş. Biraz makinalar çıkabilir buradan. Hah, bak oradaymış, görüyor musun? Orada durmamız gerekiyormuş. Alıyor mu? Ağır baba, ağır. Devam et. İkinci konu devam et. Tamam. Şimdi çıkı çıkı da. Abi ne ağırdı be. Yani var ya, canı çıktı arabanın ya. Yemin ediyorum canı çıktı. Şimdi şürekeyi de açayım bir. Şunu kısaltmamız lazım. Hemen bakıyorum. Münevver nereye geliyormuş? Bak buradaki ilk deliğe. Başka, çünkü burada yok. Buradaki ilk delik var ya, ona gelecekmiş. Burada bir tane daha var, ona gelmiyor. Tamam. Buraya gelecek. Anladın mı? Yani şunun tam kabarıyor burada, oraya doğru. Oraya gelecekmiş. Bilgin olsun. Tamam, 40'lık için oraya.